kendisi kapattı, bilmiyorum. Yok yok, kendine kapatmış. He? Kendine kapatmış, kimse sana gelmesin diye, kimse çarpmasın diye. Evet ya. Evet. No 24. Ya sel gelmiş, her tarafı sel bastı, evin etrafı su doldu. Şey var, malzemelerin döküldüğü yer falan var, orada bir çekildiniz. Zaten ilk görüntülerde falan bayağı bir şey vardı ama. Yani şu bölümde falan ta yukarıdan 300-400 metredeki bütün su gelip buradan aşağıya dökülüyor. Kaldırım yol seviyesinin altından kaldığından dolayı ondan kaynaklanıyor. Yani çok ani olduğundan dolayı müdahale etme şansımız zaten yoktu. Sürekli logları açık tutmaya çalıştık ama yoğun bir şekilde falan, yukarıdan sel şeklinde falan su geldiğinden dolayı onu da önlemini alamadık yani. Dükkanın önü tarafına, arka tarafta fayanslar vardı. Fayansları dizmeye başladım. İşte su kolilerini dizmeye başladım ama mümkün değil. Her taraftan falan bastı. İşte dondurma dolabının fişleri falan dışarıdaydı. Onu çekmeye çalıştık. Elektrik falan hani şase yapmasın falan, bir zarar vermesin diye. Bu tür önlemler aldık ama hani sonuç bariyle çaresiz kalıyorsun yani. Cidimana'da falan zaten ilk doluyla başladı. Şiddetli bir şekilde falan yağdı. Zaten hani kendi buranın kapasitesi ancak yapılan logar buranın dükkanın kapasitesini kaldırabiliyordu. Şu görmüş olduğumuz alanın kapasitesini kaldırabiliyordu. Ama yani koskoca yolun kapasitesini kaldırmaya yetmiyordu logar. Dolayısıyla logar çaresiz kaldı yani. Yetiştiremedi, çekemedi yani. Hani ben pencereden yağmuru izlerken hani kaldırımın yıkıldığını gördüm. Onun için hani gelip konuşmaya yardım etmek istedim. Tabii geldiğimde her taraf su içerisindeydi. Hani biz ne kadar da çabalasak da hani amaçlarımıza ulaşamadık. Çünkü hani içeri su bastı. Yani engel olamadık. Dolu. Yani aşırı derecede zaten yağıyordu dolu ve kanalizasyon da hani yoldan gelen su çok olduğu için hani yetmiyordu. Baba kalem sen abi. Bizim önce bir kere boşaltmamız lazım. Ne yaptınız, bulamadınız mı?